Bunlar hepsi çöp atılan arabalar. BMW E46 var. Volkswagen Bora. Kapılar bazen açık olabiliyor. Evet açık. Evet 90'lar. Görmüşsün de aslında bir şey yok ama. Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bu videoda da başta görmüş olduğunuz gibi araba çöplüğüne gidiyoruz. Ama ben öncesinde biraz sağ solu göstermek, biraz da önümüzde araba galerileri var. Orayı biraz size göstereyim. Böyle biraz geze geze gidelim diyorum. Ama yok kardeşim, ben sağ solu görmek istemiyorum. Sadece arabalar için geldim diyorsanız hemen şuraya dakikasını yazıyorum. Oraya tıklayıp araba çöplüğüne devam edebilirsiniz. Hadi o zaman biraz etrafı gezelim. Şimdi şöyle bir inşaattan geçiyoruz. Bakın yolun kaldırımı kapattılar için böyle bir yol yapmışlar. Buradan gelip geçmeye bilmemiz için. Burada daha önce banka falan vardı. Kapatmışlar bakın şimdi. Görüyor musunuz altını falan? Kaç betonla dolduruyorlar. Bunların altı da dolu. Yan kolonlar dolduruyorlar. Bunun üzerine böyle şap at, tekrar bir daha dolduracaklar. Yani adamlar işini iyi yapıyor. Şuradaki kullanılan demirleri görüyorsunuz. Hep şu şekilde. Dayanıklı yapıyorlar ya. Her şeye dayanıklı. Şimdi bunu yapmadan önce geliyorlar. Altına bakıyorlar. Altında gerçekten boş mu, yerin altı dayanıklı mı diye buna bakıyorlar. Yani herhangi bir şey var mı diye yerin altına bakıyorlar. Ve o izin çıkarsa, normalde olması gereken bu. O izin çıkarsa izin veriyorlar. O izinleri almışlar demek ki ne? Yapıyorlar. Şimdi biz hala devam ediyoruz. Biraz yaklaştık da daha güzel yerler var. Güzel yerler böyle sizlere göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey gördüm. Chevrolet. Bakar mısınız şu arabanın güzelliğine? 3.6 ton diyor. Vay. Kaç kişilik içi? 2, 4, 5, 6, 7, 7 kişilik. Abi şuna bakar mısınız? Gerçekten de çok güzel yapmışlar. Gerçekten de harika duruyor. Ön bu şekilde bakar mısınız? Gerçekten de harika duruyor. Bunu bir göstereyim derim sizlere. Bir tavana bakar mısınız? Arkadan da böyle. Bir şey gördüm daha. Gidemeyeceğiz bugün. Bugün ulaşamayacağız oraya. Kediye bakar mısınız? Geldi. Hanıma gidiyor sürekli bak. Pıs. Ora mı bura mı? Ora gitti. Evet sevgili dostlar, şimdi böyle bir Ford bayisine geldik. Arabalar burada böyle dışarıda kalır. Yani etrafına fiyatlarını yazarlar. Yanınıza geldiğiniz zaman biri gelip sizi rahatsız etmez işte. İlgileniyor musunuz, bakıyor musunuz diye. Hiç kimse aldırış etmez. Siz gelirsiniz kafanıza göre bakarsınız bu şekilde. Ondan sonra eğer almak isterseniz içine gidersiniz. Dersiniz ki şu arabayla ilgileniyorum. Onlar o zaman sizlerle yardımcı olmaya başladılar ama onun dışında kimse gelip sizi rahatsız etmez. Bunlar yeni gelen arabalar bu temel. Hiçbir üzerinde fiyat falan göremiyorum. Evet sevgili dostlar, bir tane Mercedes C180 Coupe buldum. Görmüş olduğunuz gibi lambalar, ışıklar, ön aydınlatmalar çok güzel duruyor. Fiyat da çok güzel. Şöyle baktığınızda ön ödemesine 4000 euro istiyorlar. Kredi alırsanız son ödemesi 15.000 euro. Fiyatı 30.000 diyelim, düz olsun. Şöyle bir kupe. Bakar mısınız? Araç çok güzel duruyor. Arkadan da baktığınızda. Ya bunu alıp işte biraz modifiye edince çok daha canavar durabiliyor. Çoğu insandan Türkiye'de olduğu gibi burada da yapıyorlar yani. Böyle alıyorlar kasaları. Daha güzel AMG'lere benzetebiliyorlar. Nain. Evet arkadaşlar. Ya çoğun üzerinde fiyat yok. Yazmamışlar. O yüzden pek fazla araba fiyatı göstermek istemiyorum. Onu ayrı bir video olarak yaparız ama şimdi gidelim biz araba çöplüğüne bakalım. Evet sevgili dostlar, biraz da kendi yerimi göstereyim sizlere. Adresimiz, ismimiz. Burada da şu andaki elimdeki arabalar Ford Ka ve Dacia Sandero var. İkisinin de fiyatı aynı. 5000 euro, 5000 euro. Araçlar temiz. İlk sahibinden fiyat, kilometre de çok düşük. Öyle yüksek kilometre de yok. Bakalım neymiş. Fiyat 5000 euro. 2010. Ben buna kilometresi yazmamışım mı ya? Yazmamışım valla. Yazmak lazım. Ama 90.000 falan olması gerekiyor. Bu da aynı şekilde 90.000'lerde olması gerekiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tertemiz. Aynı bunda da yazmamışım. Altına kaçmış. Şunu biraz anahtarla yanında değil ya, tüy. Neyse fiyat gözükmüyor ama aynı fiyatlar aynı. 4999. Devam edelim. Evet arkadaşlar, geldik. Bunlar hepsi çöp atılan, kullanılmayan, sorunları olan arabalar. Şu arabanın piyasası 2000 euro. Bozuluyor, bir şey oluyor. Masrafı var 1000-1500 euro. Adam diyor ki ben yaptırmam kardeşim diyor. Çöp atıyor. Şimdi bir gezelim dolaşalım. Neler var neler yok hep birlikte görelim. İçeriye girdik. Evet, içeriye girmek istemez. Şöyle bir Mercedes'in
eski kasaları. Focus, Kia, Polo var. Audi'leri burada düzmüşler şu şekilde. Burada Mini Cooper. Arkasında Seat. Burada bir Smart. Orada bir Smart daha var. Bir Polo var orada. Görmüş olduğunuz gibi. Polo yanında şöyle bir Seat. Onun dışında BMW E46 var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Volkswagen Bora. Burada bir tane E46 var. Alabilir. Başka neler gelmiştir bunların. Kapılar bazen açık olabiliyor. Evet, açık. İçeriye bu şekilde bakabiliyorsunuz. Diyelim burada bir parça lazım. Gelip parçaları alıp kendiniz söküp kendi arabanıza takabiliyorsunuz tabii. Ücret karşılığında. Direksiyon duruyor. Tako duruyor. Teyp, koltuklar sağlam diyecektim ama biraz yemiş. Evet. Olabilir ya, bunda muhakkak vardır bir şeyler. Yoksa adam buraya gelip atmaz bu arabayı. Evet. Evet, 90'lar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunlar. Bu açık mıdır? Oo. Aynaları bile katlanmış. Bu kapalı mesela. Ayna katlanmış, güzel. Camlar duruyor. Ön lambalar, ışıklar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aslında da görünüşünde aslında bir şey yok ama muhakkak motorla ilgili bir sorunu vardır. Yoksa da kolay kolay gelip atmazlar yani. Şöyle Lupo'lar, Polo var. Yine Seat, Seat diyorum, Volkswagen Golf, Fox. Devam edelim. Şöyle arkaya doğru gidelim. Audi. Bunu da atmışlar. Artık zaten bunlar burada el ayağı düştü. İşte E46'dır. Bilmem nedir. Artık sağlam bulmak çok çok zor. Her tarafı pasta oluyor. Opel Vectra Astra'yı yapmışlar. Ha, yine Audi var. Ben çok Volkswagen var, Opel var. Aha, bir BMW daha var. Bu BMW'nin gitmiş. Çamurluğu falan gitmiş. Alana bakar mısınız? Şöyle bir kocaman bir yer. İçinde ne ararsanız her türlü araç bulabilirsiniz. Bu ne acaba? Mercedes mi? Seat, Audi, Nissan, Skoda, Honda, Jazz. Bakın mesela, demek istediğim şu. Şu Volkswagen Tura'nın arka bagajı ne olmuş? Artık pastan böyle erimiş. Görüyor musunuz? Yani bu şekilde burada çok fazla böyle paslı araç var. Araçlar çabuk paslanıyor burada. Nedenini hala bilemiyorum. Çok fazla yağmurdan, kardan, kıştan oluyor diye düşünüyorum ama çok fazla. İnanılmaz derecede. Bakar mısınız, hep çürümüş yani. Şu araya bakar mısınız? Pastan falan çürümüş arabalar. Kompakt bir E46 daha duruyor. Açık mıdır acaba? Kapalı. Yani mesela diyelim bir parça lazım, işte gelip alabiliyorsunuz. Mercedes. Abi görüyorsunuz arabalar ne hale gelmiş. Peugeot'lar. Burada Opel Astra var. Opel Corsa var. Şunlar zaten burada para etmiyor. Volkswagen Bora. Camı açık. Kapısı açık olabilir belki bunun. Bilemiyorum. Bakmam lazım. Açık değil. Evet. Arka. Sağ cam açık ama araya giremiyorum maalesef. Yine Audi'ler, bunları görmüştük. Smart'ı falan görmüştük. Şu araya girmedi, bizlere biraz daha girelim. Burada yine bir Polo var. Bakın çantların hale gelmiş pastan. Bu şekilde yani, demek istediğim sorunlu arabalar işte. Adam ya da uğraşmak istemiyor, yaptırmak istemiyor, böyle atıyor. Gelip bunları. Mini Cooper. Yani olabiliyor. Adam şunu alıyor mesela, diğeri 2003'ün ayrı Polo'nun. O da sağlamsa yani. Alıyor. Tüfüyle beraber işte, diyelim ki bir sene iki sene biniyor. Tüfü bitiyor. Tüf yaptırmaya kalktığında herhangi bir sorun falan oluşuyor. Yaptırmak istemiyor. Lan diye araba zaten ne kadar diyor. Sallıyor çöplüğe böyle. Gidiyor kendisine başka bir araba alıyor yani. Evet sevgili dostlar, girer girmez bizi karşılayan şöyle bir BMW 318 E46 var. 60'lar. Ne oldu bellisiz artık. Başına neler gelmiş bilemiyoruz tabii. Onun dışında sevgili dostlar, burada yine bir Polo var. Zamanın miyatını doldurmuş.
açıklayıcı. Aa, burada da Polo var. İyi ya, 3-4 tane Polo var. Onun dışında Ford Ka var bir tane. Ford Ka'yı niye atmışlar lan? Kia görüyorum. Peugeot, Polo. Polo'dan çok ne var ki? Fox var. Tabii bunlar sağlam da olabilir. Şimdi bilemiyoruz. Camlar çok güzelmiş ama ya. Bunu niye atmışlar acaba? Vardır bir şeyleri ya. Bilemiyoruz işte. Ne olduğunu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. BMW 60 var orada bir tane. Opel'i hiç söylemiyorum. Burada bir tane Hyundai i30 mu bu? i30 var. Hem de kombi. Mitsubishi. Oo, Golf'a bak abi. Golf 60'lar. Çok Polo var ya. Mitsubishi Lancer var. Üf. Abi şuna bakar mısınız? Vay vay vay. Ön kısma kodlarına göre bu sağlam olabilir. Vallahi bak, bunu alacaksın. Evo'ya çevireceksin. Bineceksin abi, değil mi? Güzel olur. Polo, Polo, Polo. Çok Polo var. Yani çok Volkswagen'ler var. Bunun kapısı... Bazılarının kapıları açık olabiliyor ama... Ha bak, bu mesela açıkmış. Çok güzel de duruyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İçi bu şekilde, mavi koltukları var. Yani parça lazımsa gelip mesela söküp alabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bana şu şu parça lazım. Adam o zaman diyor git sök al kardeşim diyor. İşte fiyatla anlaşıyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı artık neyse. Öyle alıp kendiniz kullanabiliyorsunuz. Yani kendiniz söküyorsunuz. Arabanızda istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Orada Opel Astra görüyorum bir tane. Burada bir tane Fiat Punto var. Audi 80 var. Audi Boss. Audi'ler çok var abi. Audi A3, Skoda Roadster, BMW kombisini, E46 kombi var. Volvo var. Yine burada bir tane Polo var. Bakar mısınız abi? En çok da Polo var ya nedense. Bu da kapalı. Vay be. Burada Citroen var ya da Peugeot olabilir. İkisi aynı şeyi kullanıyor. Yani şöyle görmüş olduğu gibi arabalar böyle atılmış. Size hangisi parça lazımsa gelip alabiliyorsunuz. İşte mesela diyelim bir şey lazım, bir koltuk lazım ya da ne bileyim bir şey lazım. Diyorsunuz ki abi bana şu lazım. Araba varsa burada. Bakıyorsunuz böyle. Sonra adama diyorsunuz ki bana şu lazım. Adam tamam diyor, o zaman al sök götür. Tabii fiyatlı öyle beleş vermezler yani. Bunların çoğu işte böyle parça sökülüp sökülüp kullanılıyor. Mesela şu Mercedes'in lambasını ya sökmüş almışlar ya da baksanıza hiçbir şey kalmamış. Önü komple götürmüşler. Citroen C3 var. Yani durum bu şekilde sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım güzel video olmuştur, beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere diyorum. Çav çav, bay bay.